Herkese merhabalar. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Meslek Tanıtımı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda insanlık var olduğu müddetçe her zaman ihtiyaç duyacağımız inşaat mühendisliği bölümünü ve mesleğini yakından tanıyacağız. Ve bu kapsamda da mühendislik fakültemizden çok değerli bir hocamız bugün bizlerle. Doktor öğretim üyesi Eren Vuran Hocam. Ben şimdi sözü hocama bırakıyorum. Sorularınız olursa lütfen sorularınızı chat kısmına yazınız. Teşekkürler. Buyurun hocam. Evet, herkese merhaba. Bu meslek ve kendi üniversite bölüm tanıtımımıza hoş geldiniz. Ben öncelikle bir kendimi tanıtmak isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonrasında yüksek lisansımı deprem mühendisliği dalında İtalya'da Pavia Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından doktora eğitimine başladım. O da Kandil Asathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı'ndaydı. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüdür Kandil Asathanesi. Doktoranın ilk iki yılında özel sektörde görev yaptım. Yapısal tasarım mühendisi olarak çalıştım. Sonrasında da araştırma görevlisi olarak doktora yaptığım birimde görev aldım. 2014 yılında doktoram tamamlandı ve doktoradan sonra yine özel sektörde Balkar Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nde yapısal tasarım mühendisi olarak görev yaptım. Bir 4 sene kadar ve 2018 yılından beri de Yeditepe Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bugünkü sunumda inşaat mühendisliğini size tanıtmaya çalışacağım. İnşaat mühendisliği nedir? İnşaat mühendisliği eğitimin aşamaları nelerdir? İnşaat mühendisleri ne iş yapar? Aslında bu çok önemli ve eski bir mesleği çok da iyi tanımadığımızı ben düşünüyorum. O yüzden bu tanıtıma biraz zaman ayırmak istedim. Son olarak da Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü size tanıtmak istiyorum. Ve sonra da sorularınızı alacağım. İnsanlar geçmişten günümüze farklı ihtiyaçları karşılamak üzere yapılar inşa etmiştir. Ve bu ihtiyaçlar giderek artmış veya farklılaşmıştır. Buna bağlı olarak yapıların özellikleri de zamanla değişmiştir. Bu yapılardan bahsedecek olursak bunlar barınma amacıyla inşa ettiğimiz konut türü yapılar olabilir. Sağlık hizmeti vermek amacıyla inşa ettiğimiz hastaneler olabilir. Eğitim amacıyla inşa edilmiş binalar, örneğin yukarıda İstek Özel Atatürk Koleji'ni, aşağıda bizim Yeditepe Üniversitesi kampüsünü görüyorsunuz. Ticaret amacıyla yapılar inşa edilmiştir. Sol altta Kapalı Çarşı'dan bir resim var. Bazen ihtiyaçlar dedik ya şekil değiştirir. Yukarıda da Maslak'ta ofis binalarının yoğunlaştığı bir fotoğrafı görüyorsunuz. Sağ alt köşede de yine bir alışveriş merkezi fotoğrafı var. Ulaşım amacıyla yapılar inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Harem Limanı, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı bunlar İstanbul'da bizim gördüğümüz ulaşım amacıyla inşa edilmiş önemli yapılardan bazıları. Tabii konaklama da önemli bir ihtiyacımız. İster İstanbul'daki tarihi Perapalas Oteli olsun, ister Dubai'deki Rixos Oteli olsun, amaç yine konaklama. Veya benim memleketim olan Hatay'ın Beren ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı, yaklaşık 500 yıllık bir kervansaraydır. Bunlar hep konaklama amacıyla inşa edilmiş yapılar. Tabii ibadet yapıları var. Süleymaniye Camii yine bir şaheser veya Duomo di Milano Katedrali. Sanat yapıları inşa ediyoruz. Kadıköy Süreyya Operası çok samimi, çok güzel bir opera binasıdır. Veya Sidney Opera Binası yine bir mühendislik harikası olarak niteleyebiliriz. Spor müsabakaları için yapılar inşa ediyoruz. Sivas 4 Eylül Stadyumu herhalde Türkiye'nin en modern stadyumlarından bir tanesi veya Ülker Sports Arena yine çok önemli bir stadyum. Bunlar da bazılarıydı. Veya askeri yapılar, yani bu ister Selimiye Kışlası olsun, ister Amerika'daki Pentagon olsun, askeri yapılara da ihtiyaç var. Dolayısıyla burada gördüğünüz bakın barınma, sağlık, eğitim, ticaret aslında hayatın her alanında bir binaya ihtiyacınız var, bir yapıya ihtiyacınız var. Bunu daha çoğaltabiliriz. Yollar, barajlar, santraller gibi veya işte diğer endüstriyel ufak tesisler gibi daha birçok yapı var burada bahsetmediğimiz ama aslında ihtiyacımız olan. Dolayısıyla inşaat mühendisliği
en temel gereksinimleri karşılamak üzere ihtiyaç duyduğumuz yapıların gerçekleşmesini sağlayan uzmanlık alanı ve meslek dalıdır. Ben bu tanımı çok havalı buluyorum açıkçası. Çok havalı bir mesleğim olduğunu düşünüyorum. Peki inşaat mühendisliğinin eğitimini biraz size tanıtmaya çalışayım. Bizim 5 ana bilim dalımız var. Geoteknik ana bilim dalı, hidrolik ana bilim dalı, yapı ana bilim dalı ki yapı ana bilim dalı en büyük ana bilim dallarından bir tanesidir inşaat mühendisliği içerisinde. İçerisinde yapı statiği, ahşap ve çelik yapılar, betonarme, mekanik, yapı malzemesi alt dallarını barındırır. Ulaştırma ana bilim dalı ve yapı işletmesi ana bilim dalı. Bu 5 ana bilim dalından dersler görüyoruz lisans eğitiminde. Lisans eğitimimiz 4 yıl. Birinci yılda aslında temel bilim dersleri alıyoruz. Temel bilim dersleri matematik, fizik, kimya gibi dersler. Bunlara ihtiyacımız var. İkinci yılda inşaat mühendisliği temel meslek derslerini görmeye başlıyoruz. Statik, mukavemet, yapı malzemesi gibi. Aslında bu derslerin bazıları bütün mühendislik dallarında okutulan dersler. Örneğin statik ve mukavemet dersini, yapı malzemesi dersini bir makine mühendisliği okurken de alıyorsunuz. Ama tabii biz bunu kendi mesleğimize yönelik olarak almak durumundayız. Ve yine tabii biraz daha matematik. Matematiği çok sevmek durumundayız. İnşaat mühendisi olmak istiyorsak. Ve bu yılın sonunda bir yaz stajı yapımız var. Bu yaz stajı şantiyede geçirilen 20 iş gününden oluşuyor. Bu 23 gününde herhangi bir yapının uygulamasını görme şansı buluyoruz. Üçüncü yılımızda inşaat mühendisliği meslek dersleri artık başlıyor. Yapı statiği, zemin mekaniği, hidrolik, betonarme, yapı işletmesi gibi az önce saydığım ana bilim dallarının özel derslerini alıyoruz. Ve üçüncü yılın sonunda yaz stajımız oluyor bir tane daha. Bu ofis stajı. Ofis stajında da uygulaması devam eden bir yapının tasarımı veya şantiyedeki teknik işleri gibi konuları gördüğümüz bir ofis stajımız oluyor. Ve son sınıfta da az önce bahsettiğim ana bilim dallarından dersler seçerek eğitimimizi tamamlıyoruz. Genelde şöyle oluyor, artık bu 3 yıl okuduktan sonra fark ediyorsunuz ki bazı konulara biraz daha ilginiz daha fazla, biraz daha merakınız daha fazla ve o konuda acaba bir ders daha alsam mı veya işte şu ders ilgimi çekti diyerek o ana bilim dalına biraz daha yönelmiş oluyorsunuz. Betonarme yapı tasarımı, çelik yapı tasarımı, temel tasarımı, deprem mühendisine giriş. Bakın bunlar hep daha özel konuları kapsayan ve tasarım ağırlıklı derslerdir. Son sınıfta da bu dersleri görüyoruz. Ve en sonunda da bitirme projesi gerçekleştiriyoruz. Seçmen uzmanlık dersleri işte az önce bahsettiğim ilgi duyduğunuz konularda seçmen uzmanlık dersleri alıyorsunuz. Ve en sonunda da bitirme projesi yine ilgi duyduğunuz alanda tabii ki bitirme projesi gerçekleştirerek lisans eğitimini tamamlıyorsunuz. Ve inşaat mühendisi unvanı alıyorsunuz. Sonrasında yüksek lisans eğitimi geliyor. Genellikle 2 yıl civarında sürüyor. Tabii bu öğrenciye veya programın gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları var. İnşaat mühendisliği alt disiplinlerinde uzmanlık dersleri genelde alınıyor. Ve tezli yüksek lisans programlarında bir uzmanlık alanında yüksek lisans tezi vermeniz gerekiyor. Eğer ben öğrendikçe daha çok öğrenmek istiyorum diyorsanız ki benim geçmişte yaşadığım buydu. Çünkü lisans eğitiminde bir takım temel bilgiler veriliyor. Onun üzerine yüksek lisans eğitiminde belirli bir alanda biraz daha uzmanlaşma şansı buluyorsunuz. Bilgi birikiminiz arttıkça daha öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu fark ediyorsunuz. Ve ben bunun devamını getireyim diyerek doktora eğitimine başlayabilirsiniz. 4 yıl genelde öngörülen süreçtir doktora eğitiminde ama 4 yıldan biraz daha uzayabilir. Belirli bir alanda yürütülen bir doktora programı yine olacak. Bu alanda yoğunlaşan uzmanlık dersleri alıyorsunuz ve doktora tezi. Doktora eğitiminin en önemli kısmından bir tanesi doktora tezi. Doktora tezinizi hazırlayıp bu sefer doktor unvanı alıyorsunuz. İnşaat mühendisiydiniz, inşaat yüksek mühendisi unvanı aldınız ve sonra doktor inşaat mühendisi veya işte doktor yapısal deprem mühendisi gibi benim unvanım gibi bir unvana sahip olabilirsiniz doktor eğitiminin sonunda. Peki toplumda halk arasında inşaat mühendisi deyince akla ilk ne geliyor? Akla burada resmini gördünüz böyle kulevinçlerin yer aldığı
betonarme bir kaba yapı inşaatının yükseldiği bir fotoğraf akla geliyor veya beyaz baret akla geliyor. Aslında inşaat mühendisi bununla sınırlı değil. Yani bizim hayatımız beton, demir, işte şantiyede beton dökümü veya işte kafamıza taktığımız beyaz baretten ibaret değil. Bunu size biraz daha açıklamaya çalışacağım şimdi. Aslında her proje bir yatırım kararı ile başlıyor. Bir yatırımcı işte yıl sonunda belli bir kâra kavuşuyor ve o kârı bir yatırıma dönüştürmek istiyor. Burada bir danışmanına gidiyor ve diyor ki yani ne yapalım, bu yatırımı nasıl yönlendirelim ve eğer o günün koşulları da uygunsa danışmanı bir inşaat yatırımına yönlendirebiliyor yatırımcıyı. Bu yatırım kimi zaman bir bina projesi oluyor, kimi zaman bir enerji tesisi oluyor. Artık o günün koşulları hangisini daha avantajlı gösteriyorsa yatırımcı o yöne doğru karar veriyor ve hemen ilgili kişileri konuya davet ediyor ve çalışmalar başlıyor. Genelde dedik ya her proje bir yatırım kararıyla başlar, hayaller ile şekillenir. Şimdi o hayali birinin kurması lazım. Burada mimarlar devreye giriyor. Mimarlar o yapının hem estetik hem de fonksiyonları üzerine kafa yorarak, onları düşünerek bir hayal kuruyorlar. Örneğin burada konsept mimarı işin estetik bölümüne, estetik yanına çok önem veriyor. Uygulama mimarı da tamam diyor, estetiğe önem vereceğiz ama bu yapının bir de fonksiyonları var. O fonksiyona dikkat alarak işte bu yapıda şunlar şunlar olması lazım diye o konsept tasarıma bir şekil veriyor. Daha sonra bu konsept mimari yapısal tasarım mühendisinin masasına gidiyor. Ve yapısal tasarım mühendisi mimarın hayalini kurduğu o projenin hesaplarını yapmakla sorumlu ve hemen kolları sıvıyor ve işe başlıyor. O yapının maruz kalacağı yükleri, o yapının bir takım özelliklerini tespit ederek o yapıyı emniyetli, ekonomik ve estetik olarak tasarlanması için gerekli hesapları yapıyor. Biz öğrenciyken hep bu mühendisin 3E'si diye hocalarımız bize vurgularlardı. Yani bir yapı emniyetli olmalı, bizim birinci önceliğimiz. Ekonomik olmalı. Sonuçta bir yatırım kararı sonucunda o yapı inşa edilecek. Dolayısıyla ekonomik olması çok önemli. Tabii estetik de olmalı. Yani mimarlar o kadar hayal kurdular değil mi? Onların o hayalini, hayaline zarar veremeyiz. O hayali korumak bizim de görevimiz. Ama artık bir tane daha sorumluluğumuz var. O da çevreci ve sürdürülebilir olması. Dolayısıyla artık 3E'nin yanında bir tane daha sorumluluk var. O da sürdürülebilir bir yapının hesaplarını yapmak. Sürdürülebilir yapıyı yapının inşasına yön vermek. Peki biz mimar hayal etti. Biz hesaplarını yaptık. Artık o yapının ayakta durabileceğine kanaat getirdik. İşte deprem, rüzgar, zemin itkisi vesaire bütün yükleri dikkate aldık. Ekonomik olacak şekilde tasarladık ve raporladık. Projelerini işte teknik ressam arkadaşlarımıza hazırlattık ve o projeler sahaya gitti. Sahada yine inşaat mühendisleri var. O bizim gönderdiğimiz projelerin o proje için öngörülmüş olan sürede ve bütçede tamamlanması için gerekli planlamaya uyarak artık o yapının inşasından saha mühendisleri sorumlular ve onlar da bu yapıyı inşa etmeye çalışacaklar. Yine o belirli bir iş gücü, makine gücü ve süre dahilinde. Peki, şimdi kaç tane inşaat mühendisi vardı değil mi en baştan sayarsak? Yapısal tasarım mühendisi vardı. O mimarın hayalini kurduğu yapının hesaplarını yapan. Bu yapısal tasarım mühendisi kimdir? İnşaat mühendisliği eğitimi almıştır. Eğitimi sırasında yapı ile ilgili konulara ağırlık vermiştir. Mezun olduktan sonra yapısal tasarım konusunda çalışmaya başlamış ve uzmanlaşmıştır. Mimarın hayalini kurduğu yapının çeşitli yükler altında ayakta durması için gerekli hesapları yapar. Bakın bu inşaat mühendisinin bir iş kolu, yapısal tasarım işi. Bu hesapları yaparken diğer inşaat mühendisleriyle ve diğer mühendislik mimarlık disiplinleriyle birlikte çalışır. Bu hesapları yaparken bizim
O binanın inşa edileceği zeminle ilgili bilgilere ihtiyacımız var. Veya mimar da sonuçta hani dedik ya bir takım fonksiyonları yerine getirmesi lazım o binanın. Makine mühendisleri, elektrik mühendisleriyle beraber mimarla oturur masaya ve taşı sistemi kurarken fonksiyonların da sağlanmasını dikkate alır ve tasarımını bu yönde gerçekleştirir, bu yönde şekillendirir. Dolayısıyla yapısal tasarım mühendisi bu özelliklere sahip bir inşaat mühendisliği kimliği. Ve hesapları yaptıktan sonra da teknik ressamlar yardımıyla projeleri, çizimlere hesapları, o yapının özelliklerini çizimlere döker ve aslında sahaya gidecek olan o çizimlerdir. Tabii başka kim var? Geoteknik mühendisi var. Hep bu tarz fotoğraflar görmüşsünüzdür. Bu mesela bir derin kazı fotoğrafı. Burada geçici iksalar görüyorsunuz. Geoteknik mühendisi kimdir? O da yine inşaat mühendisliği eğitimi almıştır. Eğitimi sırasında zemin ile ilgili konulara ağırlık vermiştir. Mezun olduktan sonra geoteknik tasarım ve veya uygulama konusunda çalışmaya başlamış ve uzmanlaşmıştır. Yapıların inşa edileceği zemin özelliklerinin belirlenmesinde, zemin etkisinin hesabında ve temel tasarımda önemli rol oynar. Yaptığı hesapları raporlar ve teknik ressamın yardımıyla çizime döker. Dolayısıyla biz az önce dedik ki yapısal tasarım mühendisi olarak görev yaparken yalnız değiliz. O binanın üzerine oturacağı zemin özelliklerinde de geoteknik inşaat mühendisine bağlıyız. Bir de deprem mühendisi var. Deprem mühendisi kimdir? O da inşaat mühendisi eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimini deprem mühendisliği alanında yapmıştır. Yüksek lisans eğitiminde aldığı dersler ve tez konusu ile belirli konularda uzmanlaşmış olabilir. Yapısal deprem mühendisliği veya geoteknik deprem mühendisliği gibi. Yapının ve zeminin deprem etkisi altındaki davranışının belirlenmesinde ve yapının buna göre tasarlanmasında önemli rol oynar. Ben de kendimi yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitiminde hep deprem mühendisi üzerineydi. Dolayısıyla kendimi yapısal deprem mühendisi olarak tanımlıyorum ünvan olarak. Başka kim vardı? Planlama uzmanı vardı. Hani dedik ya proje sahaya gitti. O projenin artık uygulanması gerekiyor. Ama o uygulama tabii belirli plan dahilinde oluyor. Kimdir planlama uzmanı? İnşaat mühendisliği eğitimi almıştır. Eğitimi sırasında inşaat proje yönetimi ile ilgili konulara ağırlık vermiştir. Mezun olduktan sonra planlama, metraj, hak ediş, satın alma konusunda çalışmaya başlamış ve uzmanlaşmıştır. Bir inşaat projesinin ne kadar sürede, nasıl bir iş ve makine gücüyle ne kadar maliyette gerçekleştirileceğini planlar. Ben aslında bu anlamda biraz endüstri mühendislerine çok benzetiyorum bu işi. Çünkü dedim ya belirli bir iş gücüyle bir proje gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Saha mühendisleri vardı. Onlar da yine inşaat mühendisiydi. İnşaat mühendisliği eğitimi almışlardır. Mezun olduktan sonra şantiyede saha mühendisi olarak çalışmaya başlamış. Projelerin farklı aşamalarında görevler alarak tecrübe kazanmıştır. Planlamanın hazırladığı iş programına göre ve projeye uygun olarak yapının inşa edilmesini sağlar. Sahadaki kalfa ve işçileri buna göre yönlendirir. Farklı saha uygulamaları için uzmanlaşmış saha mühendisleri vardır. Geoteknik, altyapı, kaba yapı ve ince işler için ayrı ayrı saha mühendisleri görev yapar. Yani illa bir betonarme yapı veya şerik yapılmasını kastetmiyoruz. Geoteknikte de uzmanlaşmış saha mühendislerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla saha mühendisleri de kendi aralarında böyle ayrılıyorlar. Aslında hikayenin başında bir yatırımcı ve danışman vardı. Onlar da inşaat mühendisi olabilirler. Çünkü mühendislik eğitimi analitik düşünme kabiliyetini arttırır. İşletme yüksek lisans eğitimiyle kendisini geliştirmiş çok sayıda inşaat mühendisi farklı sektörlerde yönetici olarak çalışmaktadır. Yönetici, danışman olarak çalışmaktadırlar. Dolayısıyla belki de bu iki kahraman da inşaat mühendisiydi. Şimdi biraz da bizim üniversitemizden ve bölümümüzden bahsedeceğim. 1996 yılında kuruldu Yeditepe Üniversitesi, şehrin merkezinde bir kampüs üniversitesidir. Tıptan güzel sanatlara, mühendislik fakültesinden, mühendislik bilimlerinden fen edebiyat ve hukuk bilimine kadar toplam 13 fakülte, 77 lisans ve 83 yüksek lisans programına sahip, 43 doktora programı var. Öğrenci odaklı bir yönetime sahibiz. Sosyal tesisler, yurtlar, 52 tane öğrenci kulübü, 42 tane spor takımından bahsediyorum. Bu anlamda tam bir üniversite diyebiliriz üniversitemiz için. Peki
Bizim inşaat mühendisliği bölümümüzden bahsedeyim. 2008 yılında kurulduk ve lisans eğitimi vermeye başladık. 2015 yılından beri de tezli yüksek lisans eğitimi veriyoruz. 2019 Ocak itibariyle toplam 304 mezun verdik. Tabii 2020-2021 mezunlarımızı da sayarsak şu anda 400'ü aşkın mezunumuz var. Bunların 73'ü yüksek lisans eğitime devam etmiştir. Ve mezunlarımızı takip ediyoruz. Nerede, hangilerde çalışıyorlar diye. Ve gördüğümüz kadarıyla mezunlarımız hem yurt içi hem yurt dışında, kamu kurumlarında ve özel sektörde, hem projelendirme alanında hem de saha işinde çalışıyorlar. Peki bizi farklı kılan nedir? İnşaat mühendisliği bölümümüzü. Sektörel ve akademik ilerlemeleri takip ederek geliştirilen güncel bir ders programımız var. Bu gördüğünüz fotoğraf bizim bölüm danışma kurulumuzun fotoğrafı. Farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, sektördeki lider şirketlerden üst düzey çalışanlar bizim bölüm danışma kurulumuzu oluşturuyorlar. Ve biz her sene iki defa bir araya geliyoruz. Onlar bizim ders programımızı, eğitim sunduğumuz eğitim imkanlarını, eğitim özelliklerini değerlendiriyorlar. Bir takım tavsiyelerde bulunuyorlar ve biz de her sene kendimizi bu tavsiyeler doğrultusunda daha da geliştiriyoruz, daha da iyileştiriyoruz. Farklı bölümlerden, farklı disiplinlerden seçmeli dersler alınabiliyor ders programımızda. Örneğin teknik seçmeli dersimizde burada gördüğünüz gibi bilişim teknolojilerinden, ekonomiden, mimarlıktan, endüstri mühendisliğinden çeşitli dersler almak mümkün. Birinci öneme sahip ana meslek derslerini bölümün tam zamanlı görev yapan hocaları veriyor. Yani bizim bölüm derslerimizin hepsi üniversitemizin tam zamanlı öğretim üyesi kadrosunda görev yapan hocalar tarafından veriliyor. Ve her dersi de o konuda uzmanlaşmış olan hoca veriyor. Zorunlu ana dersler dışındaki diğer meslek derslerinde sektörde veya diğer üniversitelerde görev yapan deneyim sahibi hocalarımız anlatıyorlar. Çift ana dal programı ile ikinci bir dalda diploma, yan dal programı ile ikinci bir dalda sertifika alma şansınız var. İnşaat mühendisi olarak bu konuya çok önem veriyoruz ve şu anda inşaat mühendisliği bölümünün mimarlık, ekonomi, elektrik, elektronik, fizik, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği programlarıyla çift ana dal programı anlaşması var. Özellikle mimarlık ve ekonomi öğrenciler tarafından çok tercih ediliyor. Gördüğüm kadarıyla öğrenciler gayet başarılı şekilde yürütüyorlar. Tabii ders yükünüz biraz daha artıyor ama şöyle söyleyebilirim. 4 yıllık inşaat mühendisliği eğitiminizin üzerine yaklaşık 1 yıl daha veya o sizin artık biraz da yürütmenize bağlı 1 yıl daha belki 1,5 yıl daha yani 2 dönem veya 3 dönem ders alarak mimarlık eğitimini tamamlayabiliyorsunuz. Şu anda genellikle gördüğüm kadarıyla 2 dönem daha ders alıp öğrenciler tamamlıyorlar. Hem bizim inşaat mühendisliğinden mimarlıkla çap yapan hem de mimarlık bölümünden inşaat mühendisliğiyle çift ana dal programına katılan çok sayıda öğrencimiz var. Yaklaşık 8-9 tane öğrencimiz var. Şimdiye kadar mezun ettiklerimizi saymıyorum. Dolayısıyla gayet rahat yürütülüyor diyebilirim. Tabii çift ana dal programı disiplinli bir çalışma gerektirir. Normal bir öğrenciye göre her dönem bir veya iki tane daha fazla ders almanız gerekiyor. Çok sayıda ortak ders sayıyoruz. Dolayısıyla sizin ilave ders yükünüzü hafifletiyoruz. Dolayısıyla eğer bazen öğrenciler inşaat mühendisliği tercih ediyor ama akılları mimarlıkta kalıyor. O öğrenciler mutlaka bir mimarlık ve çap şanslarını deniyorlar ve çoğunlukla da başarıyorlar. Teşekkürler Eren Hocam. Çok peki. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Peki ben teşekkür ederim. Çok görüşmek güzel oldu. Üzere. Detaylı bir anlatım oldu. Yine her zaman sorularınız olursa arkadaşlar web sitemizden kim hocam mail evet, adresi. Tabii. E-posta yazarlarsa oradan yardımcı olmaya çalışırım. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Evet ben de.